Değerli izleyenler, emekliye iki güzel haber. Emeklilerle ilgili bu yayınıma şimdiden katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ve kanalıma gösterdiğiniz teveccühten ötürü bir kez daha değerli emekliler sizlere teşekkür ediyorum. Yayınıma başlamadan önce sizlerin sesi olan, sizleri düşünen kanalıma abone olmanızı, videoma beğeni atmanızı ve yorumlarınızla yayınıma zenginlik katmanızı diliyorum. Biliyorsunuz yayınlarımız ses getirdi. Yayınlarımız ses getirdi diyorum çünkü emekli dernekleri ve STK'ları zaten var olan bir intibak çalışmasına binaen intibak yasasının bir an önce çıkması için emeklilerin bu intibak yasasına olan intibak zammına ihtiyaçlarını belirten bir talebi Sayın Cumhurbaşkanımıza yolladılar. Bu talebin gitmesi ve kamuoyunda ve medyada geniş yer bulması aslında iyi haber. İyi haberlerden birincisi bu. Çünkü emekli STK'larının bu işe intibak yasasını zaten olumlu bir şekilde, muhalefetten ayrı bir şekilde kendi çıkarmak için fırsat kollayan ve en uygun şartları belirleyip bunu duyurmak isteyen hükümete aslında iyi bir pas atmış oldu. Sayın Erdoğan, emekli STK'larının, derneklerinin bu türlü taleplerine karşı mutlaka bir cevap verecek ve muhtemelen bir komisyon kurduracak. Bu komisyon, SSK'lı, Bağkurlu, memur emeklerinin gelir gider düzeylerini belirleyecek ve bunlarla ilgili belli görüşlere yer verecek. Ve bunlar sonucunda da tabii ki hangi durumlarda emekliye ne tür hak verilecek, ne tür durumlar belirlenecek, bunlar tabii ki değerlendirilecek. Özellikle emekliye iki haber, iki güzel haber başlığında ikinci paragrafı ise değerli izleyenler, Ocak'taki zam geliyor aklımıza. Çünkü Ocak 3'te belirlenecek olan Aralık enflasyonu da eklenmesiyle bu zam da ortaya çıkmış olacak. Evet değerli izleyenler, işte bu hususları dikkatle dinlediğinizde veya düşündüğümüzde güzel gelişmeler art arda geliyor gibi. Emekliye iki güzel haberin başlangıcı ve buradaki nüansı bu olsa gerek. Emekliler intibak yasasını niye istiyorlar? Biliyorsunuz yani her zaman söylüyorum. Bazı emekliler gerçekten diğer emeklilere göre daha düşük maaş alıyor. Ve aldıkları maaş düşük olduğu için tabii ki bu birçok alanda onlara kısıtlama getiriyor. Ayrıca emekli maaşlar arasındaki bu uçuruma gidermeli yanında maaşının daha dolgun olmasını isteyen kesim de var. 2000 öncesine sorarsak böyle istiyorlar. 2000 sonrasına sorarsak onlar önce diyorlar ki bir 2000 öncesinin durumuna gelelim. İşte böyle düşünceler ışığında baktığımızda emekliler gerçekten canpirane, heyecanla, coşkuyla bekliyorlar bu zammı. Şimdi gel gelelim emeklinin intibak harici Ocak'taki zammına. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Enerji fiyatlarını her zaman anlatıyorum. Fiyatlar, zamlar epey oldu değil mi? Bunun yanında bu kadar zamdan sonra gıdalarda artış oldu mu oldu? Ekmekte oldu mu oldu? İçtiğiniz sigarada oldu mu oldu? Şimdi bunların hepsine zam oldu değil mi? Tamam. Ne kadar oldu? Benim hissettiğim şu, %25'e varan bir sokaktaki enflasyon rakamlar. Şimdi hükümet de tabii ki ne yapacak? Olabildiğince azami bir şekilde aralık enflasyon farkını en az 2 gösterecek. Altı duvarına yakışıktı. 5,7 gibi bir enflasyon vardı. Aralık da eklenince bu 7,7 yani 8 oranına geliyor. Bu da tabii ki emekli için en azından teselli gibi bir zam diyebiliriz. 6 aylık. 6 aylık %8 zam. 8'e yakın zam diyelim. Ve bunun yanında intibak yasası ile ilgili emekli STK'larının medyanın da büyük bir desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu sunduklarını ilan etmeli. Bu hususları beraber değerlendirdiğimizde
Gerçekten olağanüstü iki tane güzel haber karşımıza çıkıyor. Bunları değerlendirdiğimizde değerli izleyenler, önemli olan gerçekten belli bir seviyeyi yakalamış oluyoruz. Belli bir konjonktüre gelmiş oluyor durumlar. Evet değerli izleyenler, emeklinin daha iyi şartlarda olması, emeklinin bu şartlarda tabii ki beklentilerinin ve belli oranlarda bu sıkıntılarının defaatle belirtmiş olması, kaleyi bir kezden çok fethetmemize gerek bırakmıyor. Yani neyin ne olduğunu az çok bürokratlar biliyor. Daha önce yapılan çalışmalardan ötürü özellikle intibak çalışmasının birkaç örneği olduğuna inanıyoruz. İşte bu hususla neler olabilir, neler olmaz, neler yapılabilir? Yani bunları merak ediyoruz daha doğrusu. Ne gibi adımlar atılabilir? Bunlar çok önemli. Ve bu hususlarda tabii ki dikkate aldığımızda önemli olan bu kadar şeyden sonra neler yapılabileceği ve ne gibi gelişmelerle bu duruma bir neşter vurulacağı. Emekli iki haberden birisi çantada keklik. Ocaktaki enflasyon farkında sadece beklentimiz Aralık enflasyon oranının iki oran etki yapması. Çünkü çok büyük zam oldu enerji fiyatlarına. İntibak yasasında da büyük bir kamuoyu oluşmaya başladı. Yayınlarımız ses getirdi. Şükür ki emekli STK'ları Sayın Cumhurbaşkanı'na bu talebi iletti. Değerli emekliler, şimdi sizlerin maaş kalemlerinizin artmasında bu belirttiğim hususlar gerçekten önemli bir yer tutuyor. Bunlara değinmemizin nedeni de zaten bu. Biz emekli maaşının yükselmesini daha başka hangi kalemlerden sağlayabiliriz? Ek zamın artması, ikramiyeden enflasyon oranında artış için artık böyle bir planlama olması gibi olumlu etkenleri sıralayabiliriz. Zaten emekliye bankadan alacağı promosyonla ilgili birçok bilgiyi de daha önceki yayınlarımda ilettim. Bu yayınlarımda ne dedim? Yayınlarımda dedim ki emekli maaşı belli oranlarda yıldan yıla artırılıyor. Ama şimdi bu yüzdelerden çıkıp emeklinin ek enstrümanlarına da belli katkılar sağlarsak emekli maaşı en azından kendini toparlar, daha iyi konumda olur. Kötü de demedik. Ama inanın emekliye intibakla ilgili bu haberlerin ve Cumhurbaşkanlığımıza yollanan bu taleplerin oluşmasında yayınlarımızın etkisi çok büyük. Bu yayınlarımızı yılmadan azimle ve kararlılıkla devam ettireceğiz. Amacımız zaten milletimizin göz bebeği olan emeklilerimizin yüzlerinin gülümsemesi. Öyle unutulduk, bizi unuttular, bizi kimse takmıyor gibi söylemleri artık literatürden çıkaracağız. Emekli haberlerde zaman doldurmak için mikrofon uzatılan ve feryadı dinlenen bir kesim olmaktan çıkacak. Geçen sene en azından emekli ikramiyeleri ile ilgili çok önemli güzel adımlar atıldı. Bunlar bayram öncesi bu emeklilerin mutlu olması ve daha iyi şartlarda olması için ne güzel destek oldu aslında. İşte bu gibi adımların belli yerlerde ve gerekli hanelerde arttırılması veya uygulanması hepimiz için çok güzel olsa gerek. İşte bu düşünceyle hepimizin bu emeklilik müessesesine her alandan katkı sunması elzem. Bugün büyüklerimiz ve yakınlarımız emekliyken yarın Rabbim izin verirse, sağlık el verirse tabii ki bizler de birer emekli adayız. Bu hususta düşündüğümüzde işte bu vesileyle bu konuda yaptığımız yayının tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğini belirtmek isterim. İşte bu değerli hususları ve emekliyle ilgili olması gereken, kamuoyunda bu konuya eğilimi arttıran ve ilgiyi arttıran yayınlarımız gerçekten büyük ses getiriyor. Milletimizin teveccühü bizlere güç veriyor. Özellikle emeklilerimizin gösterdiği teveccüh bana gerçekten güç veriyor. Değerli emekliler, gerçekten yayınımı kahvenizi yudumlarken pür dikkat dinlediğinizin farkındayım. Çünkü sizi siz gibi düşünüyorum. Sizlerin bu topluma kattığı şey çok. Bu yüzden bizlerin de sizlere düşünmesi gerek. Evet değerli izleyenler, yayınlarımı izlemeye devam edin. Paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum.